Herkese merhaba. LinkedIn üzerinden yapmış olduğumuz demir çelik fabrikalarına yönelik canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Bu yayın 8. yayınımız oluyor. Bu yayında Emrecan Sabuncu Bey bizimle beraber olacak. Kuru, sıcak ve kapalı tip soğutma sistemleri üzerine konuşma yapacağız. Zafer Bayramı'nın 100. yılı hepimizin kutlu olsun. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet borcumuzu bir kere daha söylemek istedim. Emrecan Bey'i yayına alıyorum. Emrecan Bey merhaba, hoş geldiniz. Şuradan seste problem var. Duyabiliyor musun? Evet, şimdi duyuyorum. Her şey güzel. Merhabalar, herkese selam diyorum. Ben de özellikle 30 Ağustos gibi anlamlı bir günde bu yayına ulaştık ki 100 senelik bir zafer hikayesi. Başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, o cephelerde şehit düşen, gazi düşen tüm insanlarımız için kutluyorum. Daha nice asırlar boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin payidar kalacağına güvenle sohbetimize başlayalım. Evet. Çok teşekkür ederim. Emrecan Bey, şöyle başlayalım yayına. Önce sizi tanıyalım. Emrecan Sabuncu kimdir? Olur. Olur. Ben 1975 yılında aslında Erzincan'da doğdum ama Şebin Karahisarlı bir ailenin çocuğuyum ve Şebin Karahisar'da ilkokulu bitirdikten sonra İstanbul'a geldim. Bir kolejde orta öğrenimimi, sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde lisans öğrenimimi tamamladım. Sonrasında kısa bir süre Siemens'te çalıştım, askere gittim. Askerden döndüğümde tıbbi cihazlar alanında bir firmada çalıştım. Sonrasında da Kroman Demir Çelik'te göreve başladım. Yaklaşık 16 sene burada çalıştıktan sonra şu anda da Diler Demir Çelik ailesinin içindeyim. Telçubuk Adanesi ve DNA PC Strand Tesisi'nin yardımcı işletmeler ve makine bakım sorumluluklarını taşıyorum. Kısaca özgeçmişim böyle: Beşiktaşlıyım. Şebin Karahisarlıyım. Beni özetleyen kısa şeyler bunlar. Makine mühendisi. Evet. Aynen, aklımıza ilk gelen şeyler Emrecan Bey için bunlar. Evet. Tabii DNA PC Strand Diler Demir Çelik'in son yatırımlarından. Doğru. Herhalde 4-5 senelik bir geçmişi var. Doğru, yaklaşık 3 senelik bir geçmişi var. Evet. Öngerilmeli beton demir. Öngerilmeli beton telleri. Oradaki çalışma alanlarında. Üretimi yapılıyor. Yatırımın ilk safhasında 2 tel çekme ve 1 örme makinesinden oluşuyordu yatırım. Bu sene 2. safhasını da tamamladık. Küçük bir 3. safha kaldı. Şu anda Türkiye'de hurdadan öngerilmeli beton demetine kadar tüm sürecin gerçekleştirildiği tesislerden biri oldu. Tabii öğrenen bir organizma, biz de işin başındayız. Gün be gün daha iyi, daha iyiye doğru gidiyoruz. Bu yeni bir çalışma alanı değil mi Emrecan Bey? Daha önce Diler Demir Çelik dediğimizde çelikhane, hattane, sonrasında enerji tesisi, ulaşım ve son olarak bu yatırım yaptı. Diler için de yeni bir sektör. Doğru, yani son kullanıcıya yaklaşan bir adım oldu bu. Proses olarak daha yalın bir prosesten bahsediyoruz. Bir çelikhane prosesinden değil veya bir hardane prosesinden değil. Daha basit bir prosesten bahsediyoruz ama Türkiye'de bildiğim kadarıyla 3. üretici şu anda. Ve önemli de yol kat etti. Daha yüksek artı değerlere sahip mamullerin üretiminde yol alması büyük yapıların değerli. Bu anlamdaki çabalarımızı da işte sürdürüyoruz. Evet. İsterseniz PDF'le bir sunumumuz var. Evet, yavaş yavaş ona geçelim. Yavaş yavaş ona geçelim. Evet, peki. Evet. Şimdi özellikle tabii PC-Strand'dan bahsettik ama ben 2004'te çelik sektörüyle tanıştım. Çok değerli malzeme metalurji mühendisimiz
fabrika müdürümüz o zaman. Bir anlamda da bu sektörde bize önderlik eden Levent Pekuysal Bey ile beraber başladık. Ve o zamandan beri kendimi çelikhaneci olarak tanımlıyorum. Çelikhanenin de hep yardım işletmeler tarafında bulundum. Yardım işletmeler tarafında özellikle çelikhanenin soğutma sularıyla ilgili sahip olduğumuz bazı kısıtlar, kaynakların özellikle yetersizliği anlamındaki bazı zorlayıcı şartlar bizi bu konuda araştırmalara itti. O araştırmaların 2005 senesinde başladığını söyleyebilirim. Ve 2010 senesinde Türkiye'de ilk olduğunu düşündüğüm, daha doğrusu ilk olduğunu bildiğim bir uygulama yapıldı. Ve o uygulamayla ark ocağının toz toplama sistemi ilk önce kuru, sıcak, tam kapalı olmayan bir devreyle soğutuldu. Akabinde 2014 yılında ark ocağında aynısı tekrarlandı. Bunlarla ilgili bilgileri ben EFRS sempozyumlarının 4 ve 6 ve 8. panellerinde aktardım. Burada da şimdi kullanacağımız aslında sunu biraz daha doğrusu hemen hemen aynısı. EFRS 8'de sunduğum sunumun aynısı. Dolayısıyla internette içeriye ulaşmak böylelikle mümkün. Konuyu önemsiyorum. Neden? Çünkü çelik üretiminin önündeki kısıtları kaldırmak, zorluklarını aşmak, sorunlarını çözmek biz mühendislerinin işi. Ben de odaklandığım alanlardan birisi soğutma alanı olduğu üzere, tabii yardım işletmeler başka alanlardan da oluşuyor ama özellikle üreticileri su kaynaklarına ulaşmaktaki güçlüklerini ya da yükselen enerji maliyetleri veya çeşitli regülasyonların getirdiği zorluklarla karşı karşıya kaldıkları güçlükleri bildiğim için kuru soğutma, sıcak soğutma, kapalı devre soğutma ile özellikle su kaynakları kullanımının aşağı çekilmesiyle elde edilen avantajı anlatmaya çaba harcıyorum. Türkiye'de de bunun ilk uygulamasını gerçekleştirmiş olmanın ben de böyle bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili bilgileri insanlarla paylaşmak, sektörümle paylaşmak ve ulusal çelik sektörümüzün gelişimine küçük de olsa bir katkıda bulunabilirsem kendimi mutlu sayıyorum. İsterseniz ilerleyelim. İlerleyelim. Bir de bu dünyada da araştırdığımızda bu konuyu yapan aslında çok yaygın değil bir konu, yapılması gereken bir konu ama çok fazla yapılmıyor. Genelde açık, soğuk. Bu husus biraz şey farklı. Yani Türkiye'de aslında örnek sayısı çok sınırlı. Yani daha doğrusu tek. Ark ocağı ve toz toplama anlamında. Ama yurt dışında bu böyle değil. Biz 2005'te dediğim gibi araştırmasına başladığımızda önümüze çok sınırlı örnekler olduğunu düşünerek sizin gibi başlamıştık. Ama daha o yıllarda bu konuda birçok uygulamanın Avrupa'da, Amerika'da, Arap Yarımadası'ndaki yeni projelerde var olduğunu, çalışmakta olduğunu öğrendik, şaşırdık. Literatürde de zaten 3 farklı soğutmadan bahsediyordu. İşte soğuk soğutma, sıcak soğutma ve bir de buhar ile soğutma tarafı var tabii. Biz bu sıcak soğutma tarafını hiç tanımıyor, bilmiyordum. Ben tanımıyordum açıkçası. Ama hayatımıza girdiğinde de başka bir yere geldi. Daha önce bu kuru, sıcak, kapalı devreden bahsederken veya sunumlarda, görsellerde de dikkatini, bu artı işaretlerinin yerine kuru, artı sıcak, artı kapalı devre arasında bölme işareti veya V harf kelimesi vardı ama şimdi artı var, bu önemli. Çünkü bu üç kavramı bir araya getirerek uygulama ile ulaşılacak sonuçlar rasyonel, güvenilir ve verimli. Dolayısıyla bunlara kısaca değinebileceğiz. Şimdi başlayalım isterseniz. Burada şu en alttaki cümle önemli. Soğutma amaçlı su tüketimini sıfırlamaktan bahsediyoruz. Yani soğutma amaçlı olarak herhangi bir su tüketiminin olmadığı bir çelikhaneden bahsetmemiz mümkün. Bunun aynı zamanda çelikhane makineleri diye andığımız ark ocağı ve ama özellikle toz toplamada. En büyük kapasite toz toplamada. Çünkü. Evet. Debisel olarak benzer kapasitelerde olsalar da toz toplamada slaytların ilerleyen saatlerde de bakacağız.
Panel ömürlerinin uzamasına sıcak soğutmanın çok önemli bir katkısı var. Bunun mekanizmasını Türkiye'de çok bilmiyoruz. Ben hatırlıyorum ilk EFRS sunumu sırasında dahi sorulardan bir tanesi bizim borularımızın çapları küçük, toz debisi çok yüksek. Acaba erozyonla malzeme kaybediyor muyuz? Buna dayanıyordu ama gördük ki veya artık literatürde de biliyoruz ki toz toplama borularında özellikle ark ocağının kapağını açtığı sürelerde oluşan hızlı soğumalar nedeniyle önemli korozyon etkileri var. Ve bizim panel ömürlerimizi etkileyen en önemli parametre de korozyon. Ona kısaca değineceğim. Tabii burada değindiği aynı elektrik tüketiminden ve uzun ve masraflı bakım duruşlarından tasarruf konusu da işte bu panel ömürleriyle ilgili konuyu öne getiriyor. Elektrik tüketiminden tasarrufu da izah edeceğim. İlerleyelim isterseniz. Kısaca kavramlara bakalım. Kuru soğutma, suyun herhangi bir buharlaşmasının söz konusu olmadığı, boru demetlerinin içerisinden akan suyun boru cidarının dışından geçen hava ile soğutulduğu koşulları anlatıyor. Bunu anlatan bir soğutma yaklaşımı. Sıcak soğutma, burada sıcaklık olarak 60 derece üzerindeki sıcaklıklarda yapılan soğutma işlerinden bahsediyoruz. Su ile yapılan soğutmadan bahsediyoruz. Kapalı devrede ise devrede dönen suyun atmosferik basınca hiç düşmediği uygulamalardan bahsediyoruz. Bu önemli. Birazdan onun önemine de değineceğiz. Şimdi özetle en baştan söyleyeyim. Kuru sıcak kapalı doğru bir su kaybını yani soğutma amaçlı su tüketimini sıfırlamamız mümkün. İki, bununla beraber soğutma suyu hazırlama tesislerini yatırım ve işletme masraflarından tasarruf sağlamamız mümkün. Bu çok önemli çünkü bahsettiğimiz tesisler işte 150 tonluk bir ark ocağı için yaklaşık 5000 ton suyun döndüğü ortalamada 50 ile 60 megawattlık bir soğutma işinin her saat yapıldığı tesislerden bahsediyoruz. Dolayısıyla çok büyük ölçekli su buharlaşmasıyla yaş tip kulelerde su buharlaşmasıyla çalışan buharlaşan suyun yerine konması hatta içindeki madde derişimini koruyabilmek adına bir miktar blöf edilen bir miktar olmasıyla büyük su tüketimleri yaratan yani 100 ton saatlerde su tüketimiyle çalışan sistemlerden bahsediyoruz. Tabii bu besleme suyunun niteliğiyle de bağlı. Bunları sağlayan su hazırlama tesislerinin nitelikleri de gitgide günden güne değişiyor. Yeni teknolojiler mesela ters ozmos teknolojileri gitgide daha geniş uygulama alanları kazanıyor. Ama bunlar özellikle ulusal sektörde bir membran üreticimiz yok henüz. Bazı çalışmalar var biliyorum. Ultrafiltrasyon tarafında yol alındı ama deniz suyunu arıtarak daha büyük alanlar gerekli. Aynen öyle. Alındı. Filtrasyon Hint firmalarından alınıyor. Deniz suyuyla gidiyorsanız daha da zor işiniz. Neden? Çünkü deniz suyunda yani deniz suyunu tuzsuzlaştırarak kullanmakta çok büyük debilerden bahsediyoruz. Bir düşük kazanım verimlerinden bahsediyoruz. %50 gibi bir verimle ancak suyu kazanabiliyorsunuz. Yüksek enerji tüketimlerinden bahsediyoruz ki proses olarak işte çeşitli enerji geri kazanım uygulamalarının yapıldığını biliyorum ama yine de kendi içinde önemli miktarda bir enerji tüketicisi. Yeni bir tesis, bu tesisi götürecek bir ekipten bahsediyoruz. Ve çelik fabrikalarının su tüketimlerini düşündüğünüzde ben hatırlıyorum Dilovası bölgesindeki büyük çelikhanelerden bir tanesinde kurulan deniz suyu arıtma tesisi kurulduğu tarihte Avrupa'nın en büyük tuzsuzlaştırma tesisiydi. Ve bunların tabii işletme maliyetleri söz konusu oluyor. Bunları küçültmek anlamında da önemli avantajları oluyor. Veya bunların işletme masraflarını da azaltmak anlamında. Önemli toz toplama sisteminde su soğutmalı boru panel ömürleri uzar. Bunun üzerinde duracağız çünkü sıcak soğutma bunu getiriyor. Nasıl yaptığını daha ileride detaylı anlatacağız.
Dolaşım pompalarında elektrik tüketimleri azalır. Bunu izah edeceğiz. Nasıl? Çünkü kapalı devreye teşekkür ediyoruz burada. Kapalı devrede biz sadece boru ve sistem içi kayıplarla uğraşıyoruz. Başka bir avantajımız enerji geri kazanımı olanaklarının ortaya çıkması. Özellikle sıcak soğutmayla, yani 35 derecedeki sudan enerji geri kazanmak çok güç. Yani tabii ki olanaksız değil. Delta T 15 ya da 20 kabul edilir. Gibi. Toz toplamada. Yani onun, bununla ilgili de bir şey var, ona da değineceğim. Bu çünkü biraz küçük. Burada çok hata yaptığımız bir konu Delta T 15-20 konusu. Ona değineceğim. Karbon ayak izinden bahsediyoruz. Bugün yavaş yavaş hepimiz hissediyoruz o gelen yükü. Bu regülasyonlar sadece bizim yani çeşitli baskılar olarak hissettiğim şeyler olmanın ötesinde özellikle çelik üretimine ek masraflar oluşturan boyutlara doğru gidiyor. Önümüzdeki yıllarda regülasyonların adım adım devreye girmesiyle farklı bir noktaya geleceğiz karbon ayak izinde. Dolayısıyla buradaki enerji kazanımıyla karbon ayak izimizde küçültme olanağımız var. Bir son olarak da küçük su kaçaklarından bahsedeceğiz. Bunların hızlı tespitinden. Onu da ileriki slaytlarda göreceğiz. Şimdi soğutma amaçlı su tüketimleri sıfırlanır diyoruz. Buradaki konu şöyle. Soğutma kulelerinde soğutmayı nasıl yapıyoruz? Suyun hal değişimi enerjisinden faydalanıyoruz. Bunu o sudan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Böylelikle yani amacımız aslında bir soğutma kulesinde, çünkü bu görselde solda görünen gibi bir seri soğutma kulesinde suyun buharlaşmasını temin etmek. Böylelikle soğutma gücünü elde ediyoruz. Yaş termometre sıcaklığına göre çalışıyor bu kuleler böylelikle. Ve düşük sıcaklıklarda soğutmayı gerçekleştirebiliyoruz. Ama bunun bedeli büyük ölçekli buharlaşmalar. Oysa kuru soğutucularda herhangi bir buharlaşma söz konusu değil. Buharlaşma olmadığı gibi blöf ihtiyacı da söz konusu değil. Yani suda derişimin artması gibi bir durum söz konusu değil. Öyle olunca her ikisinin toplamı olan besleme suyunu vermek durumunda değiliz. Şöyle söyleyeyim. Peki Emrecan Bey, hani hep şey diyorsunuz, soğutma amaçlı su tüketim. Şundan dolayı söylüyorum. Biliyorsunuz çelik fabrikalarında biz ark ocağında küçük bir su kaçağı fark ettiğimizde, hani dışarıya akan bir su kaçağından, yani ergitme ortamına akmayan bir kaçaktan bahsediyorum. O zaman durmayabiliriz. Böylelikle belli bir su kaçağıyla devam edebiliriz. Bunları kabul edebiliriz. Kampanyanın tamamlanmasını bekleyebiliriz bir bakım duruşu için. Başka konularla birleştirmeye çabalayabiliriz. Bu sıralarda su kaçakları söz konusu olabilir. Bu su kaçakları konumuz olan su kaçakları değil. Biz soğutma işi için harcadığımız ve asıl büyük ölçekte olan su kaçaklarından bahsediyorum. Devam edelim. Soğutma suyu hazırlama tesislerinin masrafları küçülür diyoruz. Bu da hem işletme hem de dediğim gibi yatırım masrafları söz konusu. Birçok yeni çelikhane uygulamasında da tabii özellikle yerleşimle ilgili sıkıntılar yaşadığımızı biliyorum. Bu anlamda da bu su hazırlama tesislerine ayrılan alanları kullanma olanağı da elimize çıkıyor. Şimdi şöyle, hatta şey diyor, fabrikanın çatısına da koyabiliriz. Biz evet de. Evet, ona ileride değineceğim. Şimdi örneğin 150 ton döküm kapasiteli bir elektrik ark ocağı ve toz toplama sistemin evaporatif soğutulduğunu, yaş soğutulduğunu düşünelim. Bunun yaklaşık yılda 700 bin metreküp suya ihtiyacı var. Soğutma suyuna ihtiyacı var. Yani siz bu soğutma suyunu hangi ham sudan üretecekseniz, örneğin acı su kaynaklarından, kuyu suyu, dere suyu vesaire gibi, ya da deniz suyundan üreteceksiniz. Kuyu suyundan 900 bin ton kadar, deniz suyuna 1 milyon 200 bin ton su kadar yılda bir suyu temin etmek zorundasınız. Dolayısıyla bunun bazı güçlükleri var. Kuru soğutma neyi sıfırlar? İşte bu tüketimi sıfırlar. İlerleyelim. Başlıklardan biri toz toplamada su soğutmalı boru panel ömürleriyle ilgiliydi. Bu gördüğümüz manzara yaş soğutulan
soğutma devrelerine sahip çelikhanelerde, yani Türkiye çelikhanelerimizin hemen çoğunda rastladığımız boru panellerde meydana gelen korozyon sonucu oluşan hasarlara iki örnek resim. Bunu literatürden edindim. Bunu Failure Analysis of EAF of Gas System, Brescia Üniversitesi'nin bir çalışması bu. İnternette hepimizin ulaşabileceği bir kaynak bu. Burada özellikle inceledikleri alan buradaki korozyon mekanizması. Bu korozyon mekanizması ile ilgili makaleyi incelediğimizde aslında asidik etkinin de özellikle sülfürik asit çiğlenmesi ile ilgili de bazı değerlendirmeler var, ama biz kabaca şunu bilmemizde yarar var. Ark ocağının yanma gazları kapak açılıp soğuk hava içeriye girdiğinde hızla yoğuşarak cehennemlik, yani ikinci yanma odası ve sonraki toz borularında yoğuşarak önemli bir korozyon mekanizması oluşturuyorlar ve çok hızlı bir korozyonla boruların resim görsellerdeki hale gelmesine neden olabiliyorlar. Burada soldaki görsel bize kabaca boru cidarında ne olduğunu anlatıyor. Şimdi ark ocağın kapağı açıldığında toz toplamını sistemine az önce 1000 derece veya üzerinde sıcaklıklarda giden yanma gazları hızla soğuyor ve bünyelerinde taşıdıkları suyu artık taşıyamaz hale geliyorlar ve soğuk cidarlarda, aynı tıpkı kışın sıcak evimizin penceresinde olduğu gibi, bir soğuk cidar etkisi ile yoğuşmaya başlıyorlar. Bu yoğuşan su saf su. Saf su, su kimyasıyla ilgilenen arkadaşlarımız vardır aramızda. Onların bildiği gibi son derece ne diyelim, dost canlısı, böyle sürekli bileşikler yapmak isteyen, böylelikle korozyonun hızla oluşmasına ve ilerlemesine neden olan özellikleri içeriyor. Burada bakın şu beyaz gördüğümüz boru cidarı oldukça robust, tok bir cidar olmasına rağmen üzerinde daha açık griyle gördüğümüz korozyon tabakası, satıhsal korozyon olarak işaretlenen bölge. Ama bizi asıl zorlayan hemen altında oluşan, İngilizce pitting corrosion diye tabir edilen, yani kazan korozyon diye, altında çatlak formasyonlar oluşturan ve malzemenin içine diklemesine işleyen, hani bizde tabiriyle bir korozyon mekanizması bu. Dolayısıyla küçük kaçaklar hızla meydana geliyor cidar yeterince inceldiğinde. Kaçağın başlamasıyla ise her şey ortadan bozulmuş oluyor. Bir başka şeyde dolaşım pompalarının elektrik tüketimlerinde değinmiştik. Kapalı devre çalışan bir sistem düşünün. Yani sistemde bizim sadece yol kayıplarını pompalarımız karşılıyor. Enerjilerini bunun için harcıyorlar. Burada ark ocaklı sistemlerde, daha doğrusu yanma alev borulu sistemler diyelim genel anlamıyla, ark ocağı gibi, toz toplama panelleri gibi, bunlarda bir tarafta çok yoğun stres, yani ısıl yük söz konusu olduğu için boru cidarında, soğutma suyu tarafında cidarda buhar filmi oluşumu kaçınılması gereken en önemli konulardan biridir. O yüzden biz bazı, çoğumuz nedenini bilmeyiz ama hani ark ocağının soğutma PID'sini elimize aldığımızda işte 6 bar giriş, 2 bar çıkış diye bir şeyle karşılaşırız. Şimdi şöyle düşünelim, çok benzer seviyede ark ocağıyla kurulmuş bir soğutma kulesine hızla ulaştırsak, çıkışta 0.5 bar basınç görsek ne olur? Hani istenen debi geçiyor. İşte bundan kaçınırız. Muhtemelen süpervizörlerden biri gelir der ki çıkışta basınç düşük. Çünkü suyun kaynama noktasını yukarı çekmek için 2 bar gibi bir çıkış basıncına ihtiyacımız var. Hatta bu gerçekleşemediği yerlerde vanalar kısılarak önlemler alınır. Daha önceleri panel çıkışlarında orifis plakalarıyla bu önlemler alınırdı. Ama son yıllardaki uygulamalar daha ziyade
çıkış kolektöründe bu basıncı oluşturmayı karşı baş oluşturuyor olarak kısarak. Aynen. Şimdi bu iki bar şu demek bizim için pompalarımızın bu iki barı da temin etmesi demek. Yani buradaki kaybı da karşılaması demek. Oysa biz bir kapalı devreyi yükseltilmiş bir tankla, bir sonrakinde örneği var, yükseltilmiş bir tankla statik halde, yani pompalar çalışmazken dahi basınç altına alabiliriz. Yani devredeki suyun kaynama noktasını örneğin 2 barda 130-135 derecelere kadar çekebiliriz. Böylelikle boru cidarlarında, ark ocağı boru cidarlarında buhar filmi oluşumundan kaçınabiliriz. Burada iki örnek var. Burada 2500 metreküp sadece ark ocağı devresi için örnek alınmış bu. Mesela soldaki örnekte işte yaklaşık 7 bar gibi bir şeyle çalışan açık bir devre var. Pompalar 7 barla çalışmak zorunda. Ark ocağı girişinde 6 bar, hemen çıkışında 2 bar. Orada bir tane siyah vano görüyoruz. İşte o görsel olarak o 2 barı temin etmek amaçlı olarak var olan bir vano. Dolayısıyla 70 metre, ama benzer bir kuru soğutma örneğinde burada 55 metre su sütunu bir basınçta çalışıyor resirkülasyon pompaları. Ve bunun bizim için anlamı yılda 1140 megawatt saat enerjiden üretmemizi sağlayabilmesi. Gelelim karbon ayak izi küçülür demiştik. İşte ham su elde ederken enerji, daha doğrusu ham sudan soğutma suyu elde ederken daha az enerji tüketeceğiz. Devre pompalarında daha az enerji tüketeceğiz. Bunları biliyoruz. Aynı zamanda sıcak soğutma ile enerji kazanımı olanaklarını genişlediğini biliyoruz. Neden? 60 derece üzerindeki suyla endüstriyel ısıtma proseslerinin çoğunda geri kazanım yapmamız mümkün. Evsel ısıtmayı zaten 60-90 yapıyoruz. Son yıllarda kullanılabilir hale ve kullanımı genişleyen ORC teknolojisiyle elektrik üretimi için de düşük sıcaklıklarda, düşük entalpili 90-120 arasında mesela bu potansiyel başlıyor. Tabii ORC için sıcaklıklar yükseldikçe ORC'nin kendi verimliliği arttığından sıcaklıkları 110-120 derecelerde çalışan bir devre ile ORC'ye gitmek mümkün. Bu karmaşık bir iş. Çok kolay değil. Ben çelik fabrikalarının ilk önce sıcak kapalı devre ve kuru soğutma ile çalışma birikimi elde etmelerini ve ona göre orada elde ettikleri verilerle ORC ile elektrik geri kazanımını iyi çalışmaları gerektiğini söylemiş olayım. Çünkü çok yalın gibi gözüküyor. İşte 120 derecede su ne güzel hemen yaparız diye. Çok kolay değil. Çünkü zorlayıcı tarafı, mesela bir şeyi burada dile getireyim. Ark ocağı prosesi kesikli bir proses. Dolayısıyla atık ısı sürekli olarak bir stabil bir değerde hareket etmiyor. Hatta 5 megawatt ila 60 megawatt arasında değişiyor. Ortalamada 22 ila 30 megawatt arasında bir atık ısıyı toz toplama suyundan alıyoruz mesela. Şimdi hal böyle olunca evet ORC teknolojisi belli bir turn down rate'i kabul edebiliyor ama bu öyle bir noktaya ulaşıyor ki sizin 120 derecede çalışırken ark ocağının kapağını açtığınızda bu defa atmosferden çekilen hava suyu soğutucu bir etkide yapabiliyor. Ve ORC'nin durmasına neden olacak seviyede atık ısı düşebiliyor. Burada termal kompansasyon, yani ısıyı atık ısıyı stabilize edecek bazı önlemleri iyi çalışmak gerekiyor. Ben bunda bir noktaya kadar çalışmalarını getirebilmiş bir mühendis olarak şans istiyorum. Tabii tamamlayamamış olmaktan da üzüntü duyuyorum ama bununla ilgili dünyada hiç uygulama yok değil. 2-3 uygulama var. Böyle 30-40 uygulama da yok. Onu da söylemek gerekir. Dikkatle çalışılması lazım ve başarılabilir.
Evet, GM küçük su kaçakları ile ilgili önemli konuya. Çelik hanede en çok kaçındığımız şey özellikle ergitme bölgesinde su ile sıvı çeliğin bir araya gelmesiyle oluşabilecek patlamalardır. Bunlar sektörümüzde çalışan insanların canını daha önce yakmış. Canımızı yakmasa da her defasında sürecimize, üretim sürecine, tesise tehdit oluşturan unsurlardır. Bu alanda çok çalışmalar yapıldı. Literatürü karıştırdığımızı hatırlıyorum. Fransızların hatta bir ara işte ark ocağına giren ve çıkan su debisini çok hassas ölçmeye çabalayıp aradaki işte 1-2 metreküp saatlik su kaçakları için alarmlar, tesisi durdurmalar gibi bazı uygulamaları zorladığını biliyorum. Tabii başarısız sonuç, çünkü debiler çok büyük. Debimetreleri çok fark edilemeyecektir. Hassasiyetleri burada önemli. Dolayısıyla bunları göz önüne alarak orada bazı çabaların başarıya ulaşamadığını biliyorum. Yalnız kapalı devreye döndüğünüzde ve buharlaşma kayıpları söz konusu değilken aslında sınırlı bir hacimden bahsediyoruz. Şu devreyi statik halde basınca kaldıran yükseltilmiş tank bize burada işte önemli bir katkısı var. Bu tankın seviyesini monitörize ederek tanktaki seviye kaybının ile ark ocağında bir su kaçağını veya sistemde bir su kaçağını belirlemek mümkün hale geliyor. Böyle 300-500 litre saatlik su kaçaklarını dahi belirlemeniz burada mümkün. Basit bir otomasyonla, yani pompa dairesi çelikhaneyi bu defa haberdar ediyor. Ark ocağında bir yerde su kaçağı var, haberiniz olsun diye. Ki bu genelde bizde tersidir. Evet. Koca su havuzlarımız vardır çünkü açık devrelerde. Biz su kaçağını fark edene kadar ark ocağında bilmeyen kalmaz. Genelde öyledir. Bu özellikle teknik emniyet anlamında çok önemli katkılarından biri. Evet, şimdi burada da birkaç tane aman ha cümlesi var. Onları da burada işleyelim. Kuru sıcak kapalı devre yaklaşımlarını birlikte uygulamakla daha olumlu sonuçlara ulaşabilirsiniz diye. Bunu tabii sempozyum formatında hazırladığım için oldukça kibar bir ifadeyle anlatmaya çalıştım. Burada açıklıkla söyleyelim. Madem sektör olarak bir aradayız, bunları birlikte yapmak zorundasınız. Ayrı yani, ayrı yapıldığında farklı olur. Yani ben kuru soğutma yapayım ama soğuk olsun. Evet. Ne olur? Açık olsun. Ne olur? Bunlara da değinelim. Bunu deneyen, bu konuda hatta soğutma firmalarından birini sorgulayan bir arkadaşımız oldu. Ben soğutma firması tarafından bilgisine sahibim. Yani ya tamam, kuru soğutma istiyor şu Emrecan Beyler yapmışlar ya ondan, evet ama soğuk olacak su diyor. O da diyor ki şimdi kuru soğutucuların rasyonel boyutlarda olabilmesi için, yani uygulanabilir olabilmesi için sıcak soğutmayla biz ne yapıyoruz? Atmosferik sıcaklıktan uzaklaşıyoruz. Böylelikle kuru soğutucuların boyutları küçülüyor ve uygulanabilir projeler elde ediyoruz. Yani evet, 50 derecede belki olabilir, 60 derecede olabilir ama ne kadar yukarı giderseniz unutmayın soğutma bataryalarınız o kadar küçülecek. İşletme maliyetleriniz, enerji maliyetleriniz, hava debisi ihtiyacınız temelde çünkü o kadar düşecek. Dolayısıyla bunları bir araya getirmekte böyle bir fayda var. Kapalı devre, bütün sistemi kurduktan sonra, yani kuru ve sıcak sistemi kurduktan sonra kapalı devreden yararlanıp, şöyle bir endişe vardı kapalı devreyle ilgili. Ya olur da işte sistemde bir şekilde sirkülasyon durursa, ki biz bu devreleri destekliyoruz. Ne ile? Dizel devreye giren paralel bağlı devre pompalarıyla destekliyoruz. Ama oldu, onlar da devreye girmedi. Ne olur? Bakın, yükseltilmiş tank atmosfere açık. Dolayısıyla ne olursa olsun sistemde sistem basıncı asla o yükseltilmiş tanktaki yüksekliğin
Yani o sütunun üstüne çıkamaz. 30 metrede 3 barın üstüne çıkamaz. Bu anlamda herhangi bir emniyet sorunu söz konusu değil. Bize de ilk uygulamada İtalyanlardan hatırlıyorum özel vanalar falan önerilmişti. Yani tank da kapalı olsun gibi bir şeyle. Yok dedik biz açık olsun ve yükseltilmiş tank olsun. Öyle çözdük. Gelelim yerleşim planlarına. Çok görüyorum son uygulamalardan bir tanesinin de hatta yerleşim planını görmüştüm. Son derece kısıtlı hale geldi alanlarımız. Özellikle Kangal'la da uğraşan arkadaşlarımız o büyük stok alanlara ihtiyacı nedeniyle yerleşim planlarının çok ciddi zorlandığını biliyorum. Burada kuru soğutucular bizim çelikhane soğutma tesislerimizin yani su tesisleri nerede dediğinizde çatıda diyebileceğiniz bir seçenek oluşturuyor. Bunları çatıya ilk koyan da ayrıca biz olmayacağız. Bunlar özellikle enerji üretici tesislerde ACC olarak yani air cooling kondenser olarak kullanılıyorlar. Ve bunların tamamı hemen hemen çatı montajlı. Başka bu sektörde bir iki arkadaşımın bazı çabaları var. Ona yönelik bir uyarı. Burada kuru soğutucularda sıcaklık kontrolüyle ilgili bir çalışmada işte bunu bypass etmekle ilgili bir şey. Biz de ilk başta tasarım öyle gelmişti. Sonrasında revize etmek zorunda kaldık. Unutmayalım kuru soğutucu bataryalarının içerisindeki su hidroliği önemli. Yani suyun akış özellikleri önemli. Burada hızları korumamız önemli. Hızlı bir şekilde madde birikimine neden olabiliriz. Çok akış düşük çalışırsak dolayısıyla fan hızlarını kontrol ederek kuru soğutucuların sıcaklık kontrolünü yapmak önemli. Başka soğutma kapasitesini de belirlerken bu demin senin ilk başta 15-20 derece konusu. Evet. Şimdi soğutma kapasitelerini belirlerken çok dikkatli olmamız lazım. Döküm profilinde suya geçen ısı yükü iyi incelememiz lazım. Şöyle söyleyeyim. Evet öyledir. Mesela ark ocağında 15 derece, toz toplamada 25 derece filan gibi böyle kalıplaşmış şeyler var. Ama mesela ben şimdiye kadar 15 derece delta T ile çalışan herhangi bir soğutma devresi görmedim net. Veya 25 derece delta T ile çalışan görmedim. Burada profilin uç noktalarını kavreden yüklerden bahsediyoruz. Ortalamalara gitmemiz lazım. Ortalamadaki yükleri kontrol etme. Tabii ki uç noktadaki ihtiyaçları doğru şekilde hesaplamak, evalüe etmek gerekiyor. Ama burada özellikle kuru soğutucuları boyutlandırırken unutmayalım. Burada işte ne? Q eşittir mc delta t. Kütlesel debi belli. Bu değişmiyor. 5000 metreküp saat diyelim. Biz C suyun C'si de belli. Çalışacağımız sıcaklığa göre küçük bir değişim gösteriyor. Ama delta T dediğimizde şimdi bakın direkt çarpanı bu. 10 derece delta T dediğinizde ihtiyacınız olan kuru soğutucu 20 derece delta T dediğinizde ihtiyacınız olanın yarısı kadar. Yani o hatayı yapar da ya 20 olsun ne olur derseniz yani o hesap veya pratik veya o deneyim bu tasarım faaliyetinin içerisine karışmazsa bir gereğinden çok daha büyük kuru soğutucularla çalışıyor olabilirsiniz. Bunun benzer şekilde işletme maliyetleri de büyük olacaktır. Ya da aksine yetersiz soğutmayla karşılaşabilirsiniz. Bu halde de ark ocağında veya üretim sürecinde olumsuz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yine de bu sahip olduğu avantajlara karşın yaklaşık işte devreye gireli 12 sene oldu Türkiye'deki ilk örnek devreye gireli. Pek de yaygınlaşmadı. Neden dendiğinde burada birkaç tane şey var. Bir, bildiğimiz yoldan yürümek bize hep güvenli gelmiştir. Ama önümüzde işte yükselen enerji maliyetleri, suya ulaşımla ilgili karşılaşılan güçlükler bunları göz önüne almamız lazım. Karmaşık su hazırlama tesislerine harcanan acayip paralar, orada oluşturulması gereken organizasyonların masrafları gibi konular bizi daha doğru adımlar atmaya itiyor. Ben şunu biliyorum, özellikle yurt dışı kaynaklarda
biz istediğimiz takdirde çok rahatlıkla kuru, sıcak, kapalı devre şekilde tasarlanmış, mühendisliği tamamlanmış soğutma devreleri temin edebiliriz. Biz sadece satın alırken dedik ki biz kuru soğutmak istiyoruz, bu kadar. Yani oturup sistemi baştan aşağı tasarlamadık. Hoş, ben bütün sistemin tasarımını gözden geçirdim. Çünkü çok da karmaşık bir sistem değil bu. Yani arabalarda hepimizin, her gün kullandığımız arabalarımızın aslında kuru, sıcak, kapalı ve soğutma sistemleri var, değil mi? Bunları biliyoruz. Veya evimizde çok gaz kullanılıyor herhalde, değil mi hocam Bey? Soğutucu yani... gaz da. Soğutma olarak soğutucu gaz da kullanılabilir. Ha yani da soğutucu gaz da çok başka bir şeyden bahsediyor. O irrasyonelleşir. Neden? Çünkü soğutucu gaz konu olduğunda başka bir çevrimden bahsediyoruz. Burada hava soğutmalı, su soğutucu. Evet. Çok basit. Aynı arabadaki radyatörü bizim sistemlerimizdeki dry cooler'lar olarak görün. Devri daim pompasının yerinde bizde başka pompalar çalışıyor. Ve o küçük su kabının yerinde de yükseltilmiş bir tank var. Bu kadar basit bir sistem. Her gün önümüzde arabamızda çalışıyor. 90 derecede işte efendim şöyle olur böyle çeşitli teknik emniyetle ilgili endişeler dile getiriyor. Ama unutmayın, o endişelerin dile getirdiği toplantı yaptığımız odanın ısıtma devresinde, yani kalorifer peteğinin içerisinde de 90 derecede su dönüyor. Ve biz çelik üretiyoruz, içeride yanma gazlarımız zaten 1500-1600 derece sıcaklıklara ulaşıyor. Bu an bir şey, buna değinelim. Bu önemli, değerli. Kuru sıcak, kapalı devre soğutma sistemlerinin ana bileşenleri kuru soğutucular. Türkiye'de imalat olanakları var. Daha önce daha farklı sayıda firma vardı. Bunun hem mühendisliğini yapmak, yani hesabını, kitabını yapmak, hem de imalatını yapmak alanında yerli üreticilerimiz var. Hatta bugün bunlar yurt içi tesislerimize de ekipman sağladılar. Bu ekipmanlar devreye alındı. Devrede çalışıyorlar. Herhangi bir sorun da göstermediler. Bu onların gelişimini de önemsiyorum. Çünkü biz birlikte taleplerde bulundukça, iletişim halinde oldukça öyle, birlikte çözümleri daha da gelişecektir. Daha da gelişecektir. Buna da güveniyorum. Ana firmalar, bu alanda bize destek veren ana firmaların da ilgisi olduğunu biliyorum bu alana. Ama şu hali hazırda üretici haline gelmiş ve ekipmanları şu anda sahada çalışan, çelik fabrikalarımızda çalışan firmalar da var. Ona da değinmiş olalım. Bu da son sözü aslında. Su kaynaklarımızın azalması, yükselen enerji maliyetleri, karbon salınımı ile ilgili sorumluluklar, çelik üretiminin sürdürülebilirliğini destekleyen ve tercih eden üretici önemli rekabetçi avantaj sağlayan bir seçenek olarak kuru sıcak kapalı devre soğutma yaklaşımlarını ortaya koyuyor. Kısaca kuru sıcak kapalı devre soğutma bu. Cem Beyciğim. Yapmış olduğunuz çalışma için çok teşekkür ederim. İyi bir de sunum oldu. Bizim için de, izleyenler için de fayda olduğunu düşünüyorum. Ben de teşekkür ederim. Zaten sizde de bahsettiğiniz gibi ilerleyen süreçlerde sanki yapılmadı ama yapılacak gibi. Çünkü işte sınırda karbon vergilendirilmesi, evet. Yine enerji maliyetleri, yatırım maliyetleri, evet. Büyük alanlar teşkil etmesi, doğru. Kocaman havuzlar yapıyoruz. Kimyasal şartlandırma olarak peki dezavantajlı mı, avantajı? Şöyle, biz açık devrelerde suyu şartlandırıyoruz ve şartlandırmak için de çeşitli kimyasal ajanlar kullanıyoruz. Ama blöfle beraber bu ajanları kaybediyoruz. Evet. Kapalı devrede böyle bir şey söz konusu değil. Yine de belki onunla ilgili şu uyarıyı yapmamda fayda var. Kapalı devre deyince aklımıza nitrat, molibdat vesaire tabanlı yani kazan tipi şartlandırma koşulları geliyor. Pek buna lüzum yok, gerek yok. Bunun çünkü şöyle bir tarafı var. Deminki sunuşun bir yerinde de değindim. Zaman zaman biz ARK ocağında bazı su kaçaklarına karşın üretime devam edebiliyoruz. Bu da yıllık bazda baktığınızda biz projeye başlarken 30-33 bin ton yıl bu anlamda su kaybımız olur demiştik. Bir yılı hatırlıyorum, 2016 olması lazım, 15.800 ton toplam
yıl içinde su tüketimi oldu. Şimdi böyle bir tüketimi nitrat molibdatlı bir şartlandırma programı için düşünürsen çok ciddi maliyetlerden bahsederiz. Ama bunun yerine fosfatlı, özellikle oksijen tutucu gibi kimyasallarla bu şartlandırma basit olarak yapılabilir. Maliyeti açık devre maliyetlerinin çok altında olacaktır. Çünkü siz kaybetmiyorsunuz. Su kaçağı yoksa şey de yok. Yani kalıp suyu devresini düşünsünler arkadaşlarımız. Kalıp suyu devresindeki su şartlandırması kapalı da çevrim. Kapalı çevrim olduğu için. Su şartlandırma tarafında böyle çok önemli bir şey itiraf ediyor. Evet, buyurunuz. Şöyle bir şey denmiş, ben de paylaşayım. Cemre Tekeli, son süreçte yaşanan döviz olayları bizleri tedarik açısından her gün değişenden çok dakikada değişen rakamlara ulaştık. Yani döviz olaylarından dolayı sürekli değişiyor. Bundan bahsetmiş. Sizler için de bu süreç döviz nedeniyle sorun teşkil etmekte midir? Yani üretimi. Yani bilmiyorum, ben soruyu çok iyi de anlayamadım galiba. Son sürede döviz olayları bizleri tedarik açısından her gün değişenden çok daha değişen rakamlara ulaştık. Yani bilemiyorum. Özellikle en azından şunu söyleyebilirim. Ben çocuklarım bana sorduğunda işte baba bu döviz niye böyle yükseliyor falan. Genç çocuklar tabii, bizim tabii birisi artık 18'e geldi hoş da. Daha önceki yıllarda. Bu sorularına şöyle cevap veriyorum. Diyordum ki oğlum aşağıda ayakkabılığı açtığında kaç tane yerli üretim ayakkabın var? Onları sayarsan yok işte bildiğimiz markaların ayakkabıları falan var. Böyle olunca biz bunları almak için yurt dışından adamlara lira veremiyoruz. Döviz vermemiz gerekiyor. Onu almakla ilgili çabaya giriştiğimizde de o dövizin değeri artıp bizimki azalıyor. Yani biz ulusal alanda ne kadar üretken ve kendi kaynakları ile geçinir hale gelirsek o kadar önemli. O yüzden bu konunun dövizle ilgili tek bağlantısı belki o olabilir. Su kaynaklarını daha az kullanıyoruz. Enerjiyi daha az kullanıyoruz. Daha iyi sonuçlarla çalışıyoruz. Daha iyi soğutma performansıyla ve daha iyi soğuttuğumuz sisteme etkiler anlamında işte panellerin ömürlerinin uzaması gibi şeylerle var. Bunları da üstüne üstlük yerli üreticilerden temin ettiğimiz ekipmanlarla bir yerde değindim ona evet. Yapabiliyorsak işte biz de cephede o 100 yıl önce verilen savaşın belki fabrikalarda devamını bu şekilde sürdüreceğiz ve başarılı olacağız diyor. O zaman bu dövizle ilgili sorununa bir katkı yapmış olabiliriz. Evet. Aynen. Yaptığımız seçimlerde de aynı şekilde, mühendislik çalışmalarında da daha ekonomik olarak ilerlersek hem çalıştığımız firmaya hem de ülkemize faydalı doğru. olacağız. Doğru. Yani sebebi bu. Şimdi yorumlarda genelde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebrik ve evet. yayınlar dilenmiş. Evet. Şimdi bakıyorum. Tekrar şöyle bir bakıyorum. Bunları paylaşalım. Peki bu sistemi kurduğumuzda yine panel kaçak, şimdi tabii net bir şey söyleyebilir miyiz bilmiyorum ama panellerdeki delinme oranı ya da kaçaklar daha fazla ya da daha az olma kıyaslarsak eğer duruşları etkileme açısından hangisi daha faydalı olacaktır? Sıcak soğutma, özellikle toz toplamada da panellerdeki bu su kaçak oluşumlarına çok ciddi boyutta bir katkı yapıyor. Yani arkadaşlarım veya çelik sektörünün profesyonelleri bilirler, biz toz toplama borularını açıp içlerinde bazen bir kedi geçemeyecek kadar böyle tozla dolmuş borularla karşılaşırız. Su kaçağının üst üste etkileri var. Şöyle su kaçağı başladığında bu defa borularda bu suyla beraber tozun akümüle olması, birikmesi söz konusu. Birikmesi söz konusu.
Böylelikle istenilen çekiş performansının kaybedilmesi söz konusu. Bu su buharının filtre gruplarına ulaşmasıyla, çünkü filtrelerin üretim tekniğini düşünürsek aslında üretimini, prosesini tersine çevirmiş gibi bir şey oluyor. Asidik ortam, su buharı, yüksek sıcaklık. Böylelikle filtreler böyle elimi dokunuyorum şefim, filtre elimde kalıyor dediğiniz gibi hasar görebilir. Bu türlü zararları da var. Dolayısıyla su kaçaklarının önlenmesi anlamında şey var. Bir de sizin su besleme limitlerinizle alakalı. İşte ben arka ocağına 50 ton saat sadece kaçaklar için su beslediğim zamanları hatırlıyorum yani. Yine durmayalım diye. Ama bunun da tabii bir limiti var. Aynı zamanda başka tesislerle besliyoruz. Ve bu dere gibi akıyor ocağın altından. Aynen. Aynen. Yanma odasına gidiyor. Yanma odasından odasında bayağı bir problem. Cehennemliğe giden, işte mix chamber'a giden sabit dirseklerde çok sık, hani kapağı açtığında, emiş yaptığında orada çizgi şeklinde çok sık delinmelerle karşılaştığımı hatırlıyorum. Bir de kapakta çok fazla, yine yüreğe yakın yerlerde yine kaçaklar olduğunu hatırlıyorum. Evet. Daha çok buralarda ben. Yani toz toplama tarafı. Ark ocağının dinamikleri farklı ama toz toplama tarafında özellikle sıcak soğutma, bu korozyon mekanizmasını durdurarak, o soğuk cam etkisini ortadan kaldırarak, suyun üstünde yoğuşabileceği bir soğuk yüzey, cidar olanağını ortadan kaldırarak o korozyona önemli katkıda bulunuyor. Yani senelerce değiştirilmemiş parçaları olan bir tesiste uzunca yıllar çalıştım ben de, öyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim, diyafram panel vardı. Diğer arkadaşlarım bilirler. Cehennemlik, yani ikinci yanma odasının ortasında, özellikle dikdörtgen kesitli yanma odaların, ikinci yanma odalarında bu diyafram panellerin yaş soğutmada ömrü 3 ila 6 ay arasındadır. Hadi iyi gitti dediğiniz bir sene gider. Bu paneli bir yıllarca hiç değiştirmediğimizi biliyorum. Ve böyle bir seçenek var. Çünkü oradaki temel mekanizma dediğim gibi korozyon. Onu anlamak. Bu yayınlara da bu az önce paylaştığımız görsele ve daha önce FRS 6 ve 4'teki yayınlara da benim LinkedIn profilimde var. Metem'in FRS'de var. Buralardan ulaşmak mümkün. Bu bildirimlerde, bildiri kitapçıklarında yerlerinde var. Bunlarla ilgili bilgi edinebilir. Bu arada uluslararası literatürde bolca var. Emrecan Bey, şöyle bir şey de var. Soru gelmiş. Emrecan Bey, hattanelerde soğutma sistemlerinde nelere dikkat edilmeli ve kimyasal şartlandırma nasıl olmalıdır? Kısaca değerlendirmesini yapabilir misiniz demiş. Hattanelerde soğutma sistemi ve şartlandırma. Hattanelerde şu anda da biz bir hattaneyi, yani ben bir haddane ve işte öngörme beton tesisinin yardımcı etmenden sorumluyum. Haddanede biraz farklı. Örneğin bu bahsettiğimiz kuru soğutma, sıcak soğutma haddanede pek olası değil. Tek alan, eğer haddanenin tav fırını yürüyen kirişli tipte bir fırın ise, bu kirişlerin içerisinde akan soğutma suyunu kuru sıcak kapalı soğutmak mümkün. Hatta bunun ülkemizde örneği var. İskenderun bölgesinde bir örneği var. Canlı çalışıyor. Hatta bu 170-180 derece sıcaklıklarda çalışıyor. Çinli bir üretici tarafından üretildiğini biliyorum tesisin. Ve buna bağlı çalışan bir organik Rankine çevrimi ile enerji üretim tesisi var. Burada yaklaşık 1 megawattlıkta bir güç üretimi söz konusu. Yani sacat tersi midir acaba? Çünkü neyse, işte aşağı İskenderun'daki haddanelerden biri. Öyle söyleyelim. Dolayısıyla burada kuru sıcak kapalı devre uygulamasına açık olan tek alan haddanenin tafırı. Onun dışında açık devreyi kullanmak durumundayız. Özellikle direct
contact cool. Yani direkt temaslı soğutmada etkili olan ne var? Atmosferik ortama zaten su çıkıyor. Dolayısıyla termik sistemi var. Zaten pompa enerjisi çok farklı. Söz konusu olmuyor. Burada hadde ile ilgili, hadde pratiği ile ilgili, daha doğrusu su tesisleri tasarımı ile ilgili çok önemli eksiklerimiz var bizim su tesislerimizde. Maalesef çelik fabrikalarımızda. Özellikle açık devre sularının doğru boyutlandırılmış bir birincil tufal ayırıcı. Hani bizde hidrosiklon diye tabir ediliyor genelde de aslında hidrosiklon bambaşka bir şey tabii. Ama hani birincil, yani birincil tufal ayırıcı. Çökertme diyebilir miyiz? Yok, çökertme değil. Sektörde hidrosiklon diye bilinen tufal çukuru diye tabir edilen siklon çukuru diye tabir edilen bunların doğru boyutlandırılmadığı birçok uygulama var. Ki bunun boyutlandırması böyle çok da karmaşık değil ama usta ellerle yapılması da önemli. Karmaşık bir teorik bilgisi yok. Burada özellikle ama özellikle bu işte belediyelerin arıtma tesislerine tasarım yapan firmalardan Türkiye'de destek almaya çalışanlar var. Veya bakıp onlarınki bu kadar bizimki de bu kadar olur gibi böyle doğru orantılı ile bir şeyler yapmaya çalışanlar var. Böylelikle üst üste eklenmiş dizayn hataları var. Bu dizayn hatalarıyla ilgili oluşan zorluklar var. Haddani su tesisinde özellikle sudaki tufalin sudan etkin biçimde ayrılması önemli. Bu anlamda işin büyük kısmını bu ön tufal ayırıcı grup yapıyor. İşte siklon diye tabir eden. Akabinde doğru çöktürme, doğru boyutlandırmış çöktürme havuzlarıyla yoğunlaştırıcı ile ve akabinde yerleştirilmiş filtrelerle suyu askıda katı maddeden artabilmek en önemli hedef açık devrelerde. Burada da önemli eksiklikler var. Bizde var. Çöktürme havuzu olmayan fabrikalarımız var. Filtreyi hatalı seçen, hatalı kullanan fabrikalarımız var. Bundan mülhem büyük sıkıntılar yaşayan fabrikalarımız var. Hadde tarafında en önemli konularımızdan biri bu. İki, hadde tarafında aslında açık devrede büyük miktarda su dönerken su şartlandırmasıyla ilgili çok da önemli bir sorunla karşı karşıya değiliz. Çünkü su borunun içerisindeyken sıcak, yani stresle şartlandırma bakımından söylersek çok önemli boyutta bir stresle karşılaşmıyor. Asıl su dışarı çıktıktan sonra malzemenin veya merdanenin üzerinde sıcakla karşılaşıyor. Ve bu bakımdan çok da karmaşık bir şartlandırma programı ihtiyacı söz konusu değil. En önemli konu dediğim gibi tesisin kendi tasarımı, doğru bir hidrosiklon, hadi öyle, biz de öyle tabir edelim. Doğru çöktürme havuzu, doğru yoğunlaştırıcı, doğru filtre seçimi ile gitmek lazım. Burada çok dikkatli olmamız lazım çünkü özellikle filtre tarafında veya tesis tasarımı tarafında neye, hangi teoriye, hangi bilgiye dayandığını irdelememiz gerekiyor. Çünkü şöyle olur, böyle olurla olmayan, çalışmayan birçok tesis var. Ben hatırlıyorum, burada biraz da neşe katalım. Bir arkadaşım, bir filtre firması geldi, yerli firmalardan biri. İşte biz Emre Can Bey dedi, taktık çalışıyor, hiç problem de yaşamıyoruz filtrelerle ilgili. Allah Allah dedim ya hani. Çok arzu ediyorum ulusal firmaların başarı kazanmasını ama orada bir başarı da söz konusu değil çünkü tasarım ham. Bunu da ben görebiliyorum. Sonra arkadaşımı aradım, o firmada çalışıyor. Evet. Dedim ya takmıştım işte şu firmanın filtrelerini. Abi dedi taktık, hiçbir sorun. Nasıl dedim? Hiçbir sorun yok abi dedi. Nasıl lan sorun yok? İyi işte. Yok abi dedi, filtrelerin elemanlarını söktüm. Oh dedi, artık başım hiç ağrımayacak falan. Dolayısıyla ekipman seçiminde, sistem tasarımında çok dikkatli olmayı gerektiriyor.
Erdi Çakır. Onun bir sorusu var, ona bakalım. Benim paşam. Güzel paşam. Sektörümüzün en nitelikli mühendislerinden biri soruyu soran. Evet. ORC sistemleriyle ilgili de ilave bir sunum çok faydalı olurdu. Emre Can Bey'den talep edebilir miyiz? Tabii olabilir. Niye olmasın? Her zaman olabilir. Gelecekte bununla ilgili de bir şey yaparız. Evet, başka? Ömer Bey'in sorusu var. Merhaba. CCM kapalı çevrim kalıp soğutma suları ile ilgili bilgilerinizi paylaşır mısınız denmiş. Kimyasal şartlandırması, pH, iletkenlik, AKM, demir oranı vesaire ilgili özellikler neler olmalıdır? Yani daha çok talep var. Çok dikkat. Kalıp soğutma belki de literatürde en çok kaynak bulabileceğiniz alanlardan biri. Çok özel bir alan. Çok özel bir hidroliği var. Kalıp devrelerinde yaşanan sorunların ne kadarı uygulanan kimyasal şartlandırma programlarının başarılarından kaynaklanır diye sorsanız emin olun çok azdır. Burada daha ziyade doğru soğutma, doğru akış, doğru hazırlık, yani testlerin, mesela biz kalıpları hazırladıktan sonra test ederiz. O testlerden sonra içinde kalan suyu boşaltmamız, oraya azot doldurup böylece kalıbı kapatıp bir kenara koymamız önemli. Çünkü ben şunu biliyorum, mesela arada 6-8 ay hiç kullanılmamış bir kalıbı devreye alıp sonra ne oldu, işte 70-80 dökümde bu kalıp problem çıkarttı ile karşılaşabiliyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, kalıp soğutmada soğutma suyu veya rejimiyle ilgili bir nedenden dolayı kalıbı değiştirmek noktasına geliyorsanız soğutma devresiyle ilgili her zaman yapacak bir şeyler var. Şimdi pH, iletkenlik, AKM, demir ne olmalı? Güzel. O soruları ama bütünlemek lazım. İşte ne, hangi suyla besleyeceksiniz? Besli suyunuzun özellikleri neler? Buralarda bunlar önemli. Ama kalıbın bakır olduğunu, yüzeyinde kaplama olduğunu unutmayan bir şartlandırma programı önemli. Emrecan Bey, son söz olarak bir şey demek ister misiniz? Evet. Yıllar önce tanıştık sizinle Cem Bey. Bir çelikhanenin yardımcı işletmeyle ilgili bir görüşme yapmıştık, hatırlıyorum. O gün bugündür sosyal medyadan hep irtibat halinde kaldık. Buradaki çalışmalarınızı da izliyorum. Değer veriyorum. Böyle bir platform oluşturduğunuz için size teşekkür ediyorum. Kutluyorum. Benzer şeyleri ilgiyle ben de takip ediyorum, izliyorum. Başka söylemek istediğim, bugün 30 Ağustos'a değindik. Evet. Bizim sırtımızda o kazanılan zaferin, elde edilen başarının devam ettirilmesi, sürdürülmesiyle ilgili bir sorumluluk var. O sorumluluk bilinciyle masaya oturmalıyız. Eskiden olsa TC cetvelini elimize almalıyız diye derdim ama şimdi belki mouse elimize aldığımızda o disiplinle hareket etmeliyiz. Mühendislik formasyonumuzun özellikle çelik sektöründe gelişimine önem vermeliyiz. Burada çelik sektöründe en çok belki de değinmek istediğim konulardan biriydi. İyi oldu. Şimdi ana alanımız metalürji bizim. Her türlü disiplin ise bu üretim biçiminin içinde var. Yani bilgisayar, elektrik, makina gibi hemen hemen her disiplin var. Bunların uyumlu, verimli ve başarılı çalışmalarıyla daha iyi sonuçlara ulaşmak, daha başarılı sonuçlara ulaşmak ancak mümkün. Ama biz yeri geldiğinde organizasyonel sistemlerimizin özelliklerini gözden geçirerek bu mühendislik nosyonunu
öne çıkartmamız lazım. İyi makine mühendisleriyle, iyi elektrik mühendisleriyle çalışmamız lazım. Bu anlamda da sektörün tamamı için değil ama çoğunda bazı sorunlar olduğunu biliyorum. Buna yönelik çabalarını yükseltmesi gerekir. Çünkü buradaki örnekte konuştuğumuz örneğin haddane ile ilgili mesela birçok hatadan bahsettik. Bunların çoğu çok basit mühendislik hataları. Bu hatalarla emin olun mühendislik departmanlarınıza dolduracağınız 8-10 mühendisin değil belki yüzlerce mühendisin yıllık masrafını siz farkında bile olmadan harcıyorsunuz. Oysa bunu etkin olarak kullanmak ve bu mühendislik seviyesini yukarı çekerek daha başarılı olmak mümkün. Burada sadece işverene değil, özellikle çalışana da seslenmek isterim. Bizden beklenen veya da elimizden gelen, şimdi benim ve çalışan arkadaşlarım söyleyecekler, elimizden gelen bizi sınırlamamalıdır. Bizi önümüzdeki sorunlar, o sorunlara çözüm bulma çabası her zaman sürüklemelidir. Ve bunları yaparken de mesleğimizin inceliklerini, becerilerini olanca gücümüzle ortaya koymak için çaba harcamak ve mesleki becerilerimizi geliştirmeye de sonsuz bir çaba ve zaman ayırmak gereklidir. Sonsuz olarak bunu söylemiş olayım. İyi mühendisler olalım demek istiyorum Cem Bey. Böyle ve Türkiye'de çok iyi mühendisler olduğunu biliyorum. Sektörümüzün de bu anlamda şanslı olduğunu biliyorum ama biraz daha olabilir diye düşünüyorum. Başka da bir şey gelmiyor aklıma. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bizi farklı bir konuda, farklı bir şekilde bilgilendirdiniz. Yine bugünü anmış olduk. Evet. Burada da tekrar belirtilmiş. Bir paylaşım yapayım. Evet. 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarım. İyi yayınlar dilerim. Soğutma suyu filtrasyonu konusunda beni arayabilir misiniz denmiş. Numarası var. Yine aynen. Ulaşabilirsiniz diyelim. Ya da Emre Can Bey ile yani nasıl iletişim kurarsa. Çok teşekkürler Emrecan Bey katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Cem Beyciğim. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere. Sonlandırıyoruz. Sağ olun. Yayını dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya Damdan Düşeni Anlayan Adam kitabıyla Mehmet Kılıçdar Bey bizimle olacak Hatbor'dan. Cumartesi günü saat 2'de tekrar görüşmek üzere. Sağ olun.